Bu dördüncü ve son bölümde kendime bıraktığım kısıtlı sürede AKP dönemini ele alacağım. Aslında AKP döneminde ordu siyaset ilişkileri Türkiye tarihinde olmadığı kadar farklı gelişmelere sahne olmuş ve çok önemli çatışmaların gerçekleştiği bir dönem. O yüzden hani çok detaylarına giremesem de mümkün olduğunca ana dinamiklerini vermeye çalışacağım. Şimdi AKP döneminde ordu siyaset ilişkileri nasıl gelişti derken 3 ana faktörün belirleyici olduğunu söylemek lazım. Yani oradan bakabiliriz. Bir, AKP'nin hegemonya kapasitesi meselesi. İki, Kürt sorununun seyri, militarizasyonu veya pasifikasyonu. Üç, uluslararası dinamiklerin etkisi. Çeşitli alt dönemler olmakla birlikte iki ana dönemi ayırt etmek gerekiyor. 2002'den 2013'e kadar uzanan dönemi AKP'nin yaygın, kapsayıcı, geniş bir hegemonyaya sahip olduğu bir dönem. Kürt sorununun görece inişler çıkışlar her zaman var ama görece bir pasifikasyon içinde olduğu bir dönem ve uluslararası dinamiklerin AKP iktidarı lehine işlediği bir dönem olarak ele alabiliriz. 2013 sonrası dönemi ise bütün bu dinamiklerin terse işlemeye başladığı, aslında önemli bir hegemonya krizi ve devlet krizi bağlamında ve uluslararası kriz bağlamında ele almak gerekiyor. Şimdi 2002'de AKP iktidara geldiğinde her ne kadar 12 Eylül asker rejiminin koyduğu %10 barajı sayesinde aldığı oyların iki katı kadar mecliste temsiliyet etse ve tek başına iktidar, bu sayede tek başına iktidar olsa ve bunun nimetlerinden faydalansa da AKP aslında bir hegemonya projesiyle iktidara geldi ve ilerleyen yıllarda da aslında bu hegemonik kapasitesini güçlendirdi. Bu hegemonya projesi, yani neoliberal muhafazakar popülist bir hegemonya projesiydi bu. Temel olarak neoliberal IMF Dünya Bankası odaklı neoliberal iktisadi politikaların uygulanması, ikincisi yeni bir neoliberal sosyal politika rejiminin devreye sokulması, işte vesayet rejimine karşı bir milli irade vurgusu ve buna dayalı bir demokratikleşme, demokratikleşmenin de sivilleşmeye indirgendiği, yani vesayet rejiminin merkezinde bulunan ordunun gücünün kırılması ve sivilleşmenin sağlanmasına indirgendiği. Dördüncü unsur olarak hem geleneği olan siyasal İslamcılıktan farklı olarak daha Batı yönelimli, ABD ve AB yönelimli ama kendi bölgesinde de Orta Doğu'da vesairede de bir çeşit güç olma arayışını devam ettiren ama uluslararası emperyal sistem çerçevesinde kalan ve son olarak da din gibi konularda siyasal İslamcılıktan yine farklı olarak daha işte muhafazakar modernleşmeci bir çizgiyi savunan bir söylemle iktidara geldi ve bunu yani 2010'ların sonuna kadar hemen hemen bunu korudu. Bu hegemonya projesi geniş toplumsal kesimlerden destek aldı. Yani burjuvazinin çeşitli fraksiyonları, kentli orta sınıflar, kent ve kır yoksulları, Kürtlerin önemli bir kısmı vesaire geniş toplumsal kesimler AKP'yi destekledi. Şimdi fakat bu dönem, yani AKP'nin bu toplumsal ve siyasal alandaki hegemonyasını devlet alanında tesis etmesi ise o kadar kolay olmadı ve sert çeşitli devlet elitleri ve onların temsil ettiği bloklar arasındaki sert çatışmalara sahne oldu. Özellikle ordu açısından her ne kadar AKP milli görüş gömleğini çıkarttık diye iktidara gelse de karşılıklı olarak aslında bu mesele böyle algılanmadı. Yani ordunun algısı bu olmadı. İkincisi, devlet katında hegemonya tesis açısından AKP'nin eski Kemalist bürokrasiyi alt etmesi icap etti bu siyasal mücadele içinde. Ayrıca AKP'nin bütün popülist stratejisi bu vesayet rejimi Türkiye'deki tüm kötülüklerin anası olarak, iktisadi siyasi 90'lardaki krizin anası olarak ve Türkiye tarihinin tarif edilen bu vesayet rejimi, ki merkezinde ordu var, karşısında bir geniş millet bloğunu, milli bloğu temsil etme iddiası, bu dikotomi, bu popülist dikotomi de orduyla mücadeleyi de biraz daha AKP'yi eski tip merkez sağ iktidarlara göre daha aktif ve agresif kıldı. Şimdi bu mücadelenin çeşitli dönemleri ve farklı stratejileri söz konusu. 2002-2005'e baktığımızda, yani hegemonik olarak güçlü bir AKP,
Kürt sorununda bir çatışmasızlık dönemi ve uluslararası dinamiklerin ABD ve AB desteğinin AKP'nin arkasında olduğu bir manzara görüyoruz. Burada özellikle AB reformlarını bir manivela olarak kullanarak bir çeşit mevzi mücadelesi yürüttü. İşte MGK kanununda yapılan MGK'nın yetkilerinin önemli bir şekilde sınırlanması, işte Sayıştay Yürütme Kanunları, Askeri Ceza Kanunu'na yapılan değişikliklerle AB reformları çerçevesinde aslında ordunun politik gücünü kıran çeşitli anayasal ve yasal düzenlemeler gerçekleşti. Bu dönemde her ne kadar ordu içindeki rahatsızlıklar vesaireler olsa da daha sonra darbe araçları olarak gündeme getirilecek, iddia edilecek. İşte bunlar iç ve dış böyle bir desteğin ordu onun temsilcisi, onun partisi olduğu bloğa öyle bir desteğin olmaması, tam tersi iç ve dış desteğin AKP lehine olması bu dönemde açıkçası AKP'yi avantajlı kıldı. Her ne kadar 2005-2007 arasında Kürt sorununun militarizasyonu, bölgesel gelişmeler doğrultusunda ordunun siyasi alanda biraz daha yer edinmesine yol açtıysa da özellikle Genelkurmay Başkanı'nın en formal müdahalelerle siyasi alana etki etmeye çalıştığı bir dönemde aslında bunun karşısında devletin kurumsal mimarisinde önemli bir değişim gerçekleşmeye başladı. Özellikle polis ve yargı merkezli yeni bir güvenlik devleti inşa olmaya başladı. 2005 Ceza Kanunu ve Cumhur'da yapılan değişiklikler, 2006 Terörle Mücadele Kanunu değişiklikleri, 2007 Polis Vazife Selayet Kanunu değişiklikleri, 2004'te özel yetkili mahkemelerin kurulması. Öncesi 3-4 yılda gerçekleşen AB reformlarını geriye döndürür gibi gözükse de aslında ordu merkezli güvenlik devletine karşı polis ve yargı merkezli yeni bir güvenlik devletini devreye soktu. 2007 ordunun hamlelerinin yoğunlaştığı, özellikle Cumhurbaşkanı seçiminde Abdullah Gül'ün adaylığına karşı yoğunlaştırdığı ve işte bununla beraber Cumhuriyet mitingleriyle bir kitlesel mobilizasyon da sağlandığı ve ardından 2007'de 27 Nisan 2007'de bir e-muhtıranın verildiği bir süreçle sona erdi. Aslında bütün bunlar AKP'ye devlet katında hegemonyayı sağlayabilmesi için daha sert bir politik mücadeleye girmek durumunda olduğunu da belki gösteriyordu. Bu şekilde de yorumlanabilir. Keza 2007 sonrası 2007-11-12 arasındaki döneme bakarsak AKP'nin yaptığı da artık bir mevzi mücadelesinden ziyade bir çeşit cephe mücadelesiydi. 2007 seçimlerinden güçlü, çok güçlü çıktı. Daha da güçlü çıktı AKP. Hegemonik kapasitesi güçlenmişti. Uluslararası bağlam AKP'nin aleyhine işlemiyordu. Her ne kadar AB adaylığı süreci gündemde düşmüş olsa, o manivel ortadan kalksa da genel olarak uluslararası bağlam AKP lehineydi. Ve Kürt sorununda da yeniden görece pasifikasyon, yani bu karmaşık bir süreç tabii Kürt meselesinin oldu ama çeşitli rıza ve zor politikalarını hep bir arada tutarak ama mümkün olduğu kadar çatışmasızlığı ve çözüm ihtimalini canlı tutan bir strateji AKP'nin önemli şeylerinden, araçlarından bir tanesiydi bu dönem. Ve bu dönemde hem yani çeşitli sivilleşme reformları gerçekleşti. İşte ki burada 2010 Anayasa referandumu AKP'nin kendi hegemonik kapasitesini güçlendirmesi, özellikle yargıda kontrolü sağlama arayışı açısından çok kritikti. Burada bazı askeri yargının gücünün sınırlanması gibi, kuvvet komutanlarının yüce divan yolu açılması gibi, yaşa yargı yolu açılması gibi düzenlemeler aynı zamanda bu 2010 referandumda kritik olan yargıyı kontrol düzenlemelerinin de geçirilmesi için biraz araç oldu. Ama esas buradaki bu cephe mücadelesinin esas unsuru özellikle daha önceki dönemde polis ve özel yetkili mahkemelerde örgütlenen Gülen cemaati kadrolarının yoğun bir şekilde devreye girmesiyle 2007 sonu 2008 başında Ergenekon davaları, Haziran 2010'da Balyoz davalarıyla çok üst düzey komuta heyetinin işte yargılandığı, tutuklandığı, hapse atıldığı, dolayısıyla ordunun politik gücünün muazzam bir şekilde kırıldığı bir dönem oldu. 2010-2011'de istifalar ve Yüksek Askeri Şura'da yapılan atamalarla adeta öyle bir döneme girildi ki
Ordu ilk defa politik gücünü kullanabildiği mekanizmalardan, kurumlardan, yasal düzenlemelerden, idari aygıtlardan mahrum kalmış ve politik olarak mevcut siyasal iktidar devlet içindeki belli güçlerin, özellikle polis ve yargı içindeki güçlerin de devreye girmesiyle ordu karşısında elini güçlendirmiş gibiydi. Şimdi bu manzara sanki hikaye bitmiş gibi gözükse de o dönemde, yani bu sivilleşmenin tek başına demokratikleşme getirmeyeceğini hani söylüyorduk. Buradaki hukuk devleti ilkelerini ters giden kısa dar siyasi bir çeşit siyasi savaş mantığının galebe çaldığı sürecin sıkıntılarına işaret ediliyordu. Ama esas sıkıntılar, belki hızlıca da biraz dönemi toparlayayım, süremi çok şey yaptım. 2013 sonrası oldu. Çünkü 2013 sonrası işte Gezi ile ortaya çıkan AKP'nin hegemonya krizi, daha sonra devlet krizi olarak tezahür etti. Yani hem devletin kurumsal mimarisinde bir çatırdama, bir bütünlüğün kaybolması, hem devlet elitleri arasında Kemalistler, Gülenciler, ulusalcılar, işte Erdoğancılar vesaire, burada büyük bir kapışmanın sahne olduğu bir dönem oldu. Uluslararası alanda AKP'nin ilk döneminden farklı olarak, yani ABD ve görece emperyalist merkezlerden yani merkezlerle çatışmalı bölgesel siyasetler izlemesi, özellikle Suriye ve Türkiye'de Kürt sorununun seyri, Kürt sorununun militarizasyonu, Orta Doğu'da izlenen dış politika, bu unsurlar AKP'yi 2013 sonrası derin bir hegemonya krizine soktu. Aslında 2015 ve 2015 seçimlerinin sonucu, 7 Haziran 2015 seçimlerinin sonucu HDP'nin %10 barajını geçmesiyle AKP'nin tek başına iktidardan düşmesi anlamına geliyordu. Bu aynı zamanda AKP açısından artık, yani bir hegemonya kapasitesinin olduğu, işlerin yolunda tıkırında gittiği bir dönemin değil, bambaşka bir dönemin açıldığı anlamına geliyordu. Bir hegemonya krizi, artık geniş toplumsal kesimlerden aynı desteğin alınamaması, o yüzden daha dar, görece daha dar bir toplumsal bloğun mobilizasyonuna odaklanan, ideolojik olarak örneğin bir çeşit Müslüman Türk milliyetçiliğinin daha fazla devreye sokulması, daha fazla zor aygıtlarının devreye sokulması, toplumsal mobilizasyonu bu şekilde denetleme altına alma gibi düzenlemeler ve stratejilerin AKP tarafından devreye sokulduğu bir dönem oldu. Bu hegemonya krizi ve devlet krizi çerçevesinde 7 Haziran 2015 sonrası ise hem Suriye'deki gelişmeler, hem Türkiye içindeki gelişmelerle, hem AKP iktidarı, yani Erdoğan iktidarı kaybetmesi, hem devletin özellikle zor aygıtlarındaki tehdit değerlendirmesini ve iktidar stratejisini değiştirdi. Özellikle Türkiye'nin Kürt illerinde Kürt hareketinin kazandığı düşünülen mevzilere karşı yeni bir militarizasyon, yeni bir militer strateji devreye sokuldu. Şiddet, hem Kürt sorununun hem de diğer toplumsal siyasal sorunların çözümünde şiddet ve zor daha yoğun kullanılmaya başlandı. Ve 2015 Haziran sonrası Türkiye, yani hem işte Kürt illerinde, hem diğer batıdaki büyük illerde aslında şiddetin gündelik hayata yoğun ve sert bir şekilde temerküz ettiği bir süreç yaşandı. Bu hegemonya ve devlet krizi aynı zamanda devlet içindeki sert çatışmaları da beraberinde getirdiği, sürekli değişen ittifaklar, farklı devlet elitler arasındaki değişen ittifaklar gündeme geldi. Bu dönemde özellikle Gülencilerin siyasal iktidarda daha fazla söz sahibi olma hamleleri karşısında Erdoğan'ın da el yükseltmesi ve bu çatışmayı daha da sertleştirmesi, bunu bir teröre karşı mücadele, Gülenci teröre karşı mücadele olarak tarif etmesi, devlet alanı içinde çok sert mücadeleleri gündeme getirdi. Bu sert mücadelelerin vardığı nokta,
2015 seçimlerinde iktidarın kaybedilmesi, Türkiye'de bir fiili olağanüstü hal rejiminin ilanı, bizzat Cumhurbaşkanı tarafından aslında siyasal rejimin fiilen değişmiş olduğu, bunun anayasa olarak da değişmesi gerektiği, yani bir çeşit başkanlık sistemine geçilmesi gerektiğinin ilan edilmesi. Ve süre giden hegemonya ve devlet krizi dinamikleri çerçevesinde 2016'ya geldiğimizde 2016 yazında 15 Temmuz'da Gülencilerin liderliğinde bir darbe girişimi gerçekleşti. 15 Temmuz darbe girişiminin şimdi nedenlerinin analizine çok giremeyeceğim. Hem sürem dar hem de kalmadı artık. Hem de henüz her şey karışık bir nebula söz konusu. Manipülasyon, dezenformasyon çok yoğun. Ama yani bunun bir hegemonya ve devlet krizi çerçevesi ve bağlamı içinde gerçekleştiğini dikkat etmemiz gerekiyor. Bu bağlamda ele almak gerekiyor. Darbe girişimi bence esas olarak iki, yani bir ordunun içinde ya mevcut ittifakların bozulması, bir direnç söz konusu oldu. O gece dolayısıyla girişim akamete o şekilde uğradı. İkinci unsur da bundan sonra gelen bir ikinci unsur olarak da ilk defa Türkiye tarihinde Cumhurbaşkanı'nın çağrısıyla bir toplumsal mobilizasyonun olması. Hiç şüphe yok ki esas durduran devletin zor aygıtları içindeki direnç mekanizmasıydı, ama buna bir toplumsal mobilizasyonun eklenmiş olması Türkiye'deki siyasi alanın denklemini önemli bir şekilde değiştirdi. Ve 15 Temmuz sonrası ilan edilen o hal altında ve daha sonra da o hal altında gerçekleşen referandum ve bir yeni tip başkanlık, Türk tipi başkanlık sistemine geçilmesiyle beraber ordu siyaset ilişkilerini şekillendiren önemli değişiklikler yapıldı. Bunlar esas olarak OHAL KYK'larıyla gerçekleşen değişiklikler oldu. Ordunun politik gücünü kullandığı bütün kurumlar aslında sivil hükümete bağlandı. Yani Jandarma İçişleri Bakanlığı'na bağlandı. Kuvvet Komutanlıkları Milli Savunma Bakanlığı'na bağlandı. Cumhurbaşkanı'na, Başbakan'a, Kuvvet Komutanı'na doğrudan emir verme yetkisi geldi. İşte askeri okullar yine Milli Savunma Bakanlığı'na bağlandı. Yüksek Askeri Şura'daki terfileri belirleyen, bunun kompozisyonu değişti. Hükümet temsilcilerinin ağırlığı tesis edildi burada. Bu uygulamalar başkanlık rejimiyle birlikte aslında Genelkurmay Başkanlığı'nın, MGK Genel Sekreterliği'nin, MİT Başkanlığı'nın, Savunma Sanayi Müsteşarlığı'nın başkana bağlanmasıyla, Cumhurbaşkanı'na bağlanması, yaşın tamamen Cumhurbaşkanı ve hükümet üyelerince kontrol edilir hale gelmesi, ordu içindeki atamalardaki asli yetkinin Cumhurbaşkanı'na verilmesiyle, bütün bu düzenlemelerle aslında Türkiye en azından kağıt üzerinde 15 Temmuz sonrasında OHAL ve ardından gelen başkanlık rejimiyle beraber yepyeni bir döneme girdi. Literatüre baktığımızda bunun demokratik bir sivil kontrolden ziyade, çünkü ortada bir demokratik siyasal rejim söz konusu değil, daha ziyade otoriter tek parti rejimlerinde karşılaştığımız bir çeşit tek parti kontrol modeline, onda da başkanlıkta somutlanan bir modele dayandığını görüyoruz. Bu kağıt üzerinde, yani yasal anayasal düzeyde yapılan bu düzenlemelerin fiiliyatta ne kadar hayata geçtiği ve bundan sonra yani Türkiye tarihinin nasıl akacağını hem birçok açıdan hem de ordu siyaset ilişkileri açısından zaman gösterecek diyerek şimdiki bu seminer için sözlerimi sona erdireyim. Çok teşekkürler hepinize.